Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün oluşturduğumuz VLAN network'üne bir DMZ network'ü nasıl eklenir? DMZ network'ünde bulunan DHCP server üzerinden multiscope oluşturularak oluşturduğumuz VLAN'lara nasıl IP dağıtılır? Bunu anlatacağım. Bunun için ilk önce Hyper-V makinemize gidelim. Bağlanıyorum. Bu şu anda iki tane makinemiz çalışıyor. Biri WifiSense VLAN'la, diğeri de daha önce kurmuş olduğumuz For Everything teknoloji. Microsoft Active Directory Windows 2022 Data Center üzerinde çalışıyor. Buna DMZ Network'ü eklemek için arkadaşlar ilk önce bunun shutdown'ı yapıyorum. WifiSense'i kapatıyorum. Bir şeklimize geri dönelim o kapanırken. DMZ Network'ü hangi Virtual Switch üzerinde? Internal bir Virtual Switch üzerindeymiş. Tamam. Belki bu videoyu ilk defa izliyorsunuz. Çok detaylı olmasa bile ön bir bilgilendirme yapmakta fayda var. Madem şurada çalışan bir server var. Madem internal bir, bakın işte burada. Internal bir de çalışıyor. O zaman hemen VLAN'lı WifiSense'ime gidiyorum, Fiber'ıma. Settings'e tıklıyorum. Burada ne yok? Internal bir yok. Aynı yerden settings'ten add hardware network adapter ekle. Buradan internal bir virtual switch seçiyorum. Apply. OK. Ve start'a basıyorum. Şimdi VLAN'lı WifiSense'imiz açılmaya başlıyor. Geldi. Yapmamız gereken şey interface olarak bunu atamak. Buradan da atayabiliriz ama bu aşamada web arayüzünü kullanmak daha iyi olacak. Bunun için nereye gideceğiz? LAN interface'imize 10, 100, 100, 200'e gideceğiz. 10, 100, 100, 200'e gittik. Şifremizi yazalım. Evet, bağlandık. Şimdi nereye gidiyorduk? Interface assignment'a gidiyorduk. Burada en son eklediğimiz interface burada duruyor. Hemen bunu HN2 olarak geliyor çünkü. Bunu ekle diyoruz. Sakla. İlk önce buradan assignment'tan interface'e ekliyoruz. Daha sonra interface'e gittiğimiz zaman OPT3 geldi. Buna tıklıyoruz. Interface'i enable yapmamız için buna tıklayıp bunu DMZ yapıyoruz. Static IP, IP4, IP6 kullanmıyorum. IP adresimiz ne olacak? 172.16.100.200. Bunu kontrol etmek istiyorum bir şekilde arkadaşlar. 172.16, bakın OPT3 HN2. 172.16 100'e 200. 172.16 100'e 200. Subnet maskını 24 yapıyorum. Yani 255, 255, 255, 0 yapıyorum. Bu çantikların olmadığından emin olup sakla diyorum. Apply changes. Evet. Şimdi interface'e gidelim. Tamam. Yeni bir interfaz eklenince ne yapıyorduk? Firewall kurallarına gidiyorduk doğrudan. Firewall rule. Bunun rule'u var mı diye bakıyoruz. Yok. Buna şimdilik bu kuralları tamamen yeniden yazacağım. Her yere yeni verelim. Ki internete çıksın. IP4, TCP UDP, Source, DMZ.net. Any, logla bunu. Default allow
DMZ yukarı yazalım. To inner. Bunu kaydıralım. Sakla. Apply changes. Pearsons. Şimdi test edelim. Firework. Rule'u bir kontrol etmek istiyorum tekrar. Var. Şimdi bunu test edelim. Nasıl test edeceğiz? Doğal olarak connect deyip şu anda DMZ'deki makineye bağlandım. Bunun IP ağırları doğru mu diye bir kontrol edelim beraber. Çünkü daha önceki kurulumlardan bazen diğer IP adresleri kalmış oluyor arkadaşlar. Bakayım. IP'si 176 10'a 100 172 16 100'e 200. Tamam. Gateway'i şekle geri dönüyorum. Gateway'i bu olacak. IP'si de bu. Tekrar geldim. Cancel. Ayarları doğru çünkü. O zaman any verdiğim için, tüm her yere git dediğim için burada bir Google yazalım. Ve gönderelim. İnternete çıktım. Bunu buradan gördüysek Firebird üzerinden de görelim. Bir refresh yaparsak bakın burasının hemen arttığını log işaretini onun için işaretlemiştim. Buradan kontrol edebilmek için. Evet 172 16'ya 10 53 DNS HTTPS ile internete çıkmış. Zaten Google'ı ilk önce DNS'ini bulacak, IP'sini bulup internete çıkacak. Bu tamam. Şimdi Firebird'ümüzün ekranına bakalım. Bir defa Enter'a basarsak, evet. Bakın artık pfSense üzerine ne de geldi? DMZ Network'ümüz de geldi. Şimdi oluşturduğumuz VLAN'lara, daha önce bu konuyu anlatmıştım arkadaşlar. DMZ Network'ü nasıl açılır? O yüzden detaylı bunun hakkında konuşmak istemiyorum. Madem Local Area Network'ümüzde bir tane Active Directory ve DHCP'miz var. VLAN'lardaki client'larımıza DHCP'den IP dağıtalım. Ama bu DHCP nerede olsun? Active Directory üzerinde multiply scope oluşturarak dağıtalım. İşte bu konu yeni. Bunu yapmak için iki türlü yöntem izleyebilirsiniz. DHCP'den IP dağıtmak için. Normalde şunu tercih edebilirsiniz. İnterfezler üzerinde, örneğin her interface üzerinde ayrı ayrı DHCP serverlar enable edebilirsiniz. İster burayı kullanın. Ama sistemimizde bir Active Directory varsa yoksa burayı kullanın. Bunu ayrı bir makale olarak anlatırım. Ama benim sistemimde göstereyim tekrar yerini. Buradaki DHCP server'dan isterseniz buradaki DHCP server'lara on diyor zaten. Örneğin VLAN 100 interface üzerinde bir DHCP server enable ederek oradan IP dağıtabilirsiniz. Ama biz sistemin bütünleşik çalışmasını istiyorsak ve sistemimizde bir Active Directory varsa o zaman Active Directory multi-scope'la DHCP dağıtsın. Bunun için şunu yapıyorum. Şeklimize bir gidelim. Nereye? İlk önce bir tasarım yapalım. Nereye IP dağıtacağız? VLAN 10'a. Klası belli. 10, 100, 100. Aslında 3 yere dağıtacağız. Bir natı VLAN'a. İlla VLAN'larda olmak zorunda değil arkadaşlar. Native VLAN'da da makine çalışır. 10 100 100'e 10 10 100 200 0 network'üne 10 100 201 0 network'üne IP dağıtacak multiply scope oluşturalım. Bunun için bu burada dursun. Active Directory'imize bağlanalım. Server Manager'ımızı açalım. Tools. Tools. DHCP. Şimdi bunun üzerinde bir scope var. Nereye dağıtıyor? 172 16 100 DMZ Network'ün IP'yi dağıtıyor. Peki şöyle yapıyoruz. IP 4'ün üzerine geliyoruz arkadaşlar. 4, çünkü IP 4'ten IP dağıtacağız. New scope. Next. Adı ne olsun? İlk önce native VLAN'a dağıtalım.
Native VLAN. Bak büyük iyi kullanmamaya dikkat edin arkadaşlar. Native VLAN. DHCP. Scope. Adı bu olsun. Şunu bir kopyalayalım. Native VLAN DHCP Scope. Next. Nereden başlasın? 10, 100, 100 network'ümüz vardı. 100'den başlasın, 100'den dağıtsın. Nereye kadar? 10, 100, 100, 254'e kadar. 255 yazmayın, o Broskes adresi. Bunu 24 yapıyoruz ki burası 255, 0 olsun. Next. Exclusion yapmıyoruz. 8 gün geçerli olsun. Evet. Konfigür etmek istiyorum. Router'ı ne olacak? 10, 100, 100, 200. Şekle bakalım mı beraber? 10, 100, 100, 200. Şu anda bu network'ü yapıyorum. Ekle. Next. Şimdi hepsi DNS'lerini, madem bütünleşik bir yapı kuruyorum, hepsi DNS'lerini Domain Controller üzerinden sorgulasın. Next. Gir Next. Activate. Yes. Finish. Bu birincisi. Sonra şunu tekrar göstereyim size neler yaptığımızı. Scope optionları buraya yazdım. Router, DNS. Şimdi IP4'e geliyorum. Sağ tuş. New Scope. Bu sefer VLAN 10 DHCP Scope diyelim bunun adını da. Next. VLAN 10'umuz neydi? Yanılmamak için şeklep geri döneceğim. 10 100 200 network'ı. Tamam. 10 100 200 100'den başlasın. Hatta şöyle yapalım. Bunları 150 yapalım ki elle vermiştim ya client'ların değiştiğini görebilmemiz için. 10, 100, 200'e 254. Burası 24. Next. Next. 8 gün geçerli. Evet. Router ne olacak? 10, 100, 200'e 200. Arkadaşlar, İşinizi sağlam yapın. Gidelim bakalım. 10, 100, 200, 200. Olay budur. Next. DNS'i buradan çözümleyecek. Next. Activate. Finish. Bu da tamam. Şimdi üçüncüsünü yapalım. New Scope. Next. Bu da VLAN 100. DHCP Scope olsun. Next. Bunun IP'sine tekrar bakalım network'e. 10, 100, 201 network'ü doğal olarak da 201'e 200 router'ı. 10, 100, 201'e 150, 10, 100, 201'e 254. 24. Next. 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 Konfigür etmek istiyorum. Router'ı ne? 10. 100. 201'e. 200. 10. 100. 201'e 200. Arkadaşlar sonra eyvah nerede yanlış yaptım demektense devamlı check ederek, kontrol ederek gidin. DNS'i de buradan alacak. Next. Next. Activate, finish. Evet, 3 tane scope'umuz hazır. Şimdi, bunların kullanılması için DHCP relay özelliğini etkinleştireceğiz pipisense üzerinde. Bunu da şuradan yapacağız. Services, DHCP relay. Şunu seçeceğiz. Şimdi, Enable DHCP Relay on Interface. Evet. Bunu tıkladığımız zaman nerede IP dağıtmak istiyoruz? LAN'da, VLAN 10'da,
kontrol tuşuna basarak seçiyorum. VLAN 100'de. Bakın DMZ'i seçmedim. Destination server neresi? 172.16.110. Bu kadar. 3 network'ü seçtim. Destination server'ı ekledim. Ve sakla dedim. Şimdi bu da tamam. Tekrar bir DHCP relay'e gittim. Bunlar var. Hadi bunu test edelim. O zaman Windows 11 client'ımızı start yapalım. Bunda şu anda static IP var. Açılsın. Bu Windows 11 neredeydi? VLAN 10'daydı. Nereden anlıyordum? File. İlk defa izleyenler olabilir arkadaşlar. Settings. Linkini vereceğim bir önceki videonun. Network bölümüne gittiğim zaman bakın Enable Virtual LAN Identification var. Bu da nereyi gösteriyor? Onu gösteriyor. Demek ki bu client VLAN 10'da. Evet açıldı. Şimdi şifresini girelim. Evet açıldı. Hı? Üzerinde static IP var. Bir bunu kontrol edelim. Sağ tuş. Ağ ve internet ayarları. Gelişmiş. Yanlış tıklamış olabilirim hızlıca. Bir dakika. Aynen. Bir geri. Gelişmiş ağ ayarları. Diğer ağ bağlaştırıcı seçenekleri. Sağ tuş. Özellikler. TCP/IP4. Özellikler. Evet, üzerinde static IP var. O zaman bunları automatikal işaretliyorum. Tamam diyorum. Kapat diyorum. Zaten forwarding teknolojiyi çekmekle ben aldığını gördüm. Ama komut satırıyla dedim ki arkadaşlar kendinizi nerede rahat hissediyorsanız bazı zaman komut satırı daha pratik olabiliyor. IP config all derseniz. Evet. Nereden almış? 150 vermiş. Zaten 150'den başlasın demiştim. DNS'i DHCP server'ı 10 ve DNS'i 10. O zaman makinamıza gidelim. Bunu nereye dağıttık? 10'lu VLAN 10'dan dağıttık. VLAN 10'un adres listesi de işte burada. IP alan makinede bu. İnternete çıkıyor muyuz? Google'umuzu yazalım. Evet hem VLAN 10'dayız hem Multiply Scope'la DHCP'mizi Active Directory'den aldık ve internete çıktık. Aynı şeyi diğer makine içinde yapalım. VLAN 100'ü de bu şekilde ayarlayalım. Start. Sağ tuş. Connect. Bu da VLAN 100'de. Nereden anlıyoruz? File, Settings, Network Adapter, Enable, Virtual LAN Identification, 100. Cancel. Bunun da static IP'si var. Açıldı.
Geldim. Sağ tuş. Av ve internet ayarları. Av ve internet. Geçmiş ayarları. Yüzümde static IP var. Diğer ağ bağdaştırıcı seçenekleri. Sağ tuş. Özellikler. TCP/IP 4. Özellikler. Evet. Statik alıyor. 201'li IP alacak. Otomatik al. Otomatik al. Tamam. Bu VLAN 100. Kapat. Aynen. Forwarding teknolojiyi görünce IP aldığınızdan emin olabilirsiniz. Hemen komut satırını Windows Terminal'de kullanabiliriz aslında. Alışkanlık. IP. Config. All. Evet arkadaşlar. Nereden almışız? DHCP Server. 172.16.110. DNS'imiz 10. IP'miz 201. İnternete çıkıyor muyuz? Kontrol edelim. O açılırken hızlıca DHCP server'a gidelim. Bu sefer burada. Evet, 150 ile almış. Bu da VLAN 100'deki makinemiz. Bu da almış IP'sini. Bakın Multiply Scope'dan yönetiyorum artık. Herhalde dikkatinizi çekti. Aslında Active Directory 172.16 network'ünde ama 201'li network'e DHCP relay ile ne dağıtabiliyorum? IP dağıtıp tek ekrandan yönetebiliyorum. Active Directory'niz varsa bunu yapmak daha mantıklı. Google'ımızı yazalım. Bunu ne yapıyorum? Çünkü DNS'i Active Directory DNS olarak değiştirdim. Evet, internete çıkıyorum. Şeklimize geri dönelim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Hepinize iyi günler dilerim.